Anayasamızın değişmez ilk dört maddesi yerinde, değişmiyor. Türkiye Cumhuriyetimizin sistemi belli. Türkiye'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan ettiği 1923'te zaten Türkiye'nin yönetim sistemini ortaya koymuş. Şu anda bahsedilen sistem değişikliği değil, tamamen hükümet modelinin değişikliği söz konusu. Yani Cumhuriyetimiz yerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923'te bu sistemi zaten Cumhuriyeti ilan etmiş ve aynı şekilde bizler de Türk milletinin bir ferdi olarak atamızın bize miras bıraktığı bu değerlere sahip çıkıyoruz. Ve gene atamızın bize bıraktığı muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma ülküsüne de son derece bağlıyız. Ve bütün bu gelişmeleri, Türkiye'mizin bağımsızlığını ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma konusunda, yani güçlü bir Türkiye olma konusundaki idealine sımsıkı biz sarılıyoruz ve onun nasihatlerini, talimatlarını millet olarak başımıza tac ediyoruz ve gereklerini yapıyoruz. İşte tarım konusunda son süreçte ülkemizin, milletimizin çalışmasıyla, geliştirmesiyle şu anda Avrupa'nın bir numaralı tarım ülkesiyiz. Dünyanın 7. sırada bir tarım ülkesiyiz. Önümüzde 6 tane kıta ülkesi var. Ve bunlarda yetinmiyoruz. Atatürk bütün Türk milletinin sahip olduğu en önemli değerdir. Cumhuriyet keza öyle. Bugüne kadar Atatürk'ün ülkemizin kalkınması için ortaya koyduğu reformlar, devrimler, ilkeler hepsine evet. Biz sımsıkı bağlıyız ve gereklerini yapıyoruz. Yani o konuda kuru bir söylem yerine bütün bu güçlü Türkiye idealine biz sımsıkıya bağlıyız. Örneğin Türk lirasının değer kazanması konusunda yani biliyorsunuz 6-0 atıldı. AK Parti hükümetleri döneminde paramız değer kazandı. Ve Türk pasaportuyla vatandaşlarımız dünyanın her noktasına, her ülkesine rahatlıkla gidebiliyor. Zenci muamelesiyle karşılaşmıyor. İşte bu gerek Türk kimliğinin yüceltilmesi, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünya üzerindeki gücünün pekiştirilmesi konusunda karşılığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim ne demişti? Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma. Bu ideali biz aldık ve parti programımızda da mevcut. Ülkemizin kalkınması konusunda sağlıkta, eğitimde, reformda, savunmada, enerjide tamamıyla milli politikalar üretmek ve ülkemizin kalkınmasını daim kılmak için adımlar atıldı. Ve şu anda bununla yetinmiyoruz. Dünyanın 16. gelişmiş ülkesi olmak bizim için yetmiyor. Hedefimiz Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te dünyanın en güçlü ilk 10 ülkesi içerisinde yer almak, milli geliriyle kişi başı elde edilecek milli geliriyle 25 bin 30 bin dolar seviyesinde olan, ihracatıyla 500 milyar dolar seviyesinde ihracatı olan, kendi kendine yeten ve dış devletlere muhtaç olmadan ayaklar üzerinde duran bir Türkiye hayalimiz var. 2023 hedeflerine de çok hızlı bir şekilde inşallah alınan bu düzenlemelerle, teşviklerle ülkemiz hızla vaktinden önce inşallah yetişecek. Bunu da gene yeterli görmüyoruz. Orta bir hedefte 2053'te ve evet. 2071'de inşallah ülkemizin dünyanın lider ülkesi olması konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.